Dalaman'dayız. Dalaman'da bir düğün etkinliğine biz davet edildik. Ama düğün etkinliğinden önce size bir hayat hikayesi anlatacağız. Bu hayat hikayesinde yöresel kıyafetlere olan aşkı, nakış nakış işlenişi ekranlarınıza getireceğiz. Kınamız olacak, gelinimiz çıkacak, gelinimiz yöresel kıyafetlerini giyecek. Ama Dalaman bölgesinde efendim nasıl olacak düğün organizasyonu, onu ekranlarınıza getireceğiz. Yöresel düğünlerimizi ekranlarınıza getiririz efendim. Bu hafta Dalaman'da bakalım bizi neler bekliyor. Efendim, oğlan evinin kapısına geldik biz. Kimse var mı? Ya da kimse yok mu? Ama bahçemizde aslında büyüklerimiz var. Anneannemiz var, amcamız var. Kimler var? Ekranlara göstereceğim ama bir önce kayınvalideyi göreyim. Oğlan anasını bir göreyim. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Şimdi davetimiz olarak biz geldik. İçeride bizi neler bekleyecek? Kendinizi buradan attın. Ben Emine Şahin, Dalaman'da oturuyorum. Evet. Kendi tiyatro ile ilgileniyorum. Evet. Oyuncuyum. Şimdi biz o zaman Emine Şahin'den efendim Dalaman bölgesinde köklü bir aile. Köklü bir ailenin kızı da Emine Hanım. Bu bölgede de gelenekleri yaşatma adına emek harcayan, nakış nakış da işleyen birisi. Şimdi aynen. İçeride neler var göstereceğiz size. Aynen. Oğlan evindeyiz. Oğlan evindeyiz. Evet, hazırlıklarımız var. Yarın kına var. Evet. 2 yıldan beri uğraşıyorum. Dikiş. Sabaha dikiş, öğlen oyu, akşama dikiş. Evet. Bayağı bir gerçekten emek verdim. Göstereceğim sürprizler, anlatacağım size hepsini. Evet. Herkesi giydirmeye çalıştım, herkesi mutlu etmeye çalıştım. Hayatta misyonum insanları mutlu etmek. Vizyonum ise bunları maksimuma çıkarmak. Aslında hayatlara dokunmak. Bir hayat hikayesini de ekranlarınıza getireceğiz efendim. Bahçemizde kimler var? Gelin bakalım, evet. Kimler var? Geldik biz. Aslında burada nakış nakış, hani başından beri hep söylüyoruz ya, işlenen hem duygu, hem keyif, hem de bunları işlemekten aldığı zevk var. Çünkü severek, isteyerek yapıyor. Eğer istemese hakikaten bu kadar işin arasında bunun altından kalkmak zor olurdu. Hep sordu. Geldiğimizden beri hep gülen yüzüyle bizi karşıladı Emine Hanım. Hep de anlatmak istedi bize neler yapmak istediğini, hayallerinin ne olduğunu, insanlara nasıl dokunmak istediğini hep bunları dile getirmeye çalıştı. Şimdi bize anlattıklarını ekranlardan ben size aktarmak istiyorum. Emine Hanım, bir hayat hikayesi dedik. Bize bir anlatır mısınız? Emine Hanım'ın hayalleri nelerdi? Yani dünyaya sanki insanları mutlu etmek için geldiğimi düşünüyorum. Evet. Yani onları eğlendirmek, mutlu etmek. Bundan da keyif alıyorum. Gerçekten hani keyif alarak insanları mutlu etmeyi seviyorum. Yani misyonumun insanları mutlu etmek olduğunu düşünüyorum. Dünyaya bu amaçla geldiğimi düşünüyorum. Ve bunu maksimuma çıkarmayı düşünüyorum. Hedefim bu. Yani evet. Vizyonum bu. Yani çevremde çok sevilen bir insanım. Gerçekten aranan bir insanım. Pozitifim. Yani her yaşta her şeyi yapabilmek adına, hayatlara dokunmak adına yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dalaman'da bisiklet grubuna katıldım. 50 yaşındayım. Genç kızlığımda kullanmıştım bisikleti. Oğlan çocuğu bisikletin üzerinde. Yıllarca bisiklet kullanmadım. Ama farkındalıklarım arttıkça benim en çok yaptığım şey, ben kişi olarak her çocuğu annesi hisseden bir insanım. Evet. Ve çocuklara bilinçli, sevgi dolu, bilinçli davranmak,
adına, zaman ayırmak adına, kaliteli zaman ayırmak adına gerçekten ayırdığımı düşünüyorum yeğenlerime, etrafıma, tanıdığım tanımadığım insanlara. Yani yolda giderken böyle insanlara bir şaka yaparak yani gülümsetmek adına yani bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Ve sonunda da profesyonel olarak eğitimler aldım. Yaşam koçluğu eğitimleri aldım. Beden dili düşünce okuma eğitimleri aldım. Bir süre onunla kendi farkındalıklarımı attım ve içimdeki emoji tanıdım. Ve bundan sonra içimden hem insanlara yararlı olmak, hayatlara dokunmak, ışık olmak benim hayat felsefem. Evet. Yaşam koçluğu nasıl bir duygudur? Şimdi siz içinizdeki enerjiyi karşı tarafa vermeye çalışıyorsunuz. O yaşam enerjisini, aynen, o üretime enerjisini ve yaratıcı olma enerjisini. Nasıl bir tepkide yani, karşılaşıyorsunuz? Gerçekten mutlu olmanın kolay olduğunu, yani yapmak istediklerimizi yeter ki bir adım atabildikten sonra gerisinin gelebileceğini, yani bunu da mesela bir bisiklet grubuna katılarak burada profesyonel bisikleti kullanabildiğimi gösterdim. Hem bisiklet formalarıyla, hem köylü kıyafetleriyle hayatlara dokunmak, bak sen de yapabilirsin adına bir şeyler yapmaya çalıştım. Festivaller düzenledik arkadaşlarımızla beraber. Tek başıma yapmıyorum tabii yani arkadaşlarımla. Davis'te bisiklet grubuyla beraber. Gerçekten çok güzel bir hani grubumuz var. Çok anlaşıyoruz, çok keyif alıyoruz. Festival düzenliyoruz, yarışma düzenliyoruz Türkiye genelinde. Bazı tatil amaçlı böyle küçük şeyler yapıyoruz onlara. Organizasyonlar yapıyoruz bisiklet adına. Daha sonra yine hayatlara dokunmak, siz de yapabilirsiniz adına. Evde durup da hani ne bileyim sıkılma adına bir şeyler yapın, bisiklete binin. Hem sağlığınızı yani kurtarın adına. Onun dışında ikinci adım şey dedim, ben dedim bu televizyonda oynayacağım, televizyona çıkacağım ve dedim karakter oynayacağım dedim. Bunu yapacağım, bu yıl ben bunu yapacağım dedim. Gerçekten yaptım. Ve Yüksel Aksu, Dondurmam Kaymağın yönetmeni İftarlık Gazoz sineması filmini çekti. Oraya gittim, 2,5 ay eğitime katıldım. Dersime çok çalıştım, çok keyifle o dönemi, geçmiş dönemi anlatıyordu. Ve gerçekten dersime çalışan en iyi öğrenci olduğumu düşünüyorum. Yüksel Aksu hocamı da hep motive ettiğimi, yani olumlu anlamda o oraya güzel bir enerji verdiğimi düşünüyorum. Birçok tanınmış hani kişilerle tanıştım. Benim için onlar sade bir insandı. Hatta Neşat İşleri işler. Değil mi? Ben biraz isimleri yanlış telaffuz edebilirim. Çok önemsemem. Bu halimle de çocuklarım espri yapar. Onu da çok değiştirmek istemiyorum bazı kelimeleri. Çok güzel anılarım geçti orada. Gerçekten de Yüksel Aksu disiplinimle, çalışmalarımla hani ve bunu yapabileceğime inandığı için doğaçlama oynattı beni. Gerçekten çok beğendi. Bakın hani beni örnek gösteriyordu giyimimle, kuşamımla, disiplinimle. Dedi ki seni oynatacağım yani. Yok hocam dedim, ben dedim bu filmde dedim ben delbekçi olacağım. Bir gün delbekçi kıyafetleri giydim gittim. Hayır dedi Emoş dedi, sen dedi delbekçi olamazsın. Evet. Sen dedi başka dedi, senin o rolün belli dedi. Olmaz dedim, bana ne ya dedim ben delbekçi olacağım. Evet. Falan çok güzel anılarım oldu. Ve Cem Yılmaz'la birebir huysuz kadın oynadım. Başardım yani, bir şey başardım. Onu soracağım, ne kattı size bir dizide oynamak, rol almak? Yani bakın her yaşta bir şeyler yapabiliriz. Hayatlara yani dokunmak adına, bulunduğum ortamı mutlu etmek adına oradaydım ve başardım ve insanlara bunu siz de yapabilirsiniz diye gençlerimize örnek olmak. Evet. Buna da çok mutlu oldum tabii. Kendimle gururlandım. Özgüvenim daha çok artıyor. Evet. Yani bunları hani yani ama yapıyorum yani. Giyinip de çıkıyorum. İlginç giyindim gittim. Yani seviyorum çünkü keyif alıyorum. Yani bu yöresel kıyafetleri giymeyi çok seviyorum. Evet. Ve başladım ben dikmeye yani. Bunları çok seviyorum. Evet. Şimdi seyircilerimiz bize soracak. Efendim evin ortasındasınız. Neden ayaktasınız diye. Ayaktayız çünkü koltuklarımız da çok kıymetli, çok değerli kıyafetlerimiz var. Aynen. O yüzden de biz onları yerinden oynatmak istemedik. Size ayaktayız yapıyoruz için. Ama tanıtmak istiyoruz size. Bu bölgenin, bu yöreye ait olan yöresel kıyafetlerimiz.
Ama Emine Hanım'ın da yani bu yöresel kıyafete merakı sonradan gelen ama sürekli araştıran. Bu bölgede ne giyiliyordu, eskiden nasıl yapılıyordu, eskiden gelin başları nasıl oluyordu? Sürekli araştıra araştıra, sonra sonra geldiği bir İçimde, noktadayız. İçimdeki heveslerin hep olduğu, kumaşları biriktirdiğim, araştırdığım ve birikimlerim varmış. Yani ben bunu, bu işi 2 seneden beri hakikaten bu işte gerçekten merakım varmış ki biriktirmişim, aksesuarlarımı biriktirmişim, kumaşlarımı biriktirmişim. Üç eteği ben ortaokulda diktim aslında. Kendi başıma yatırdım kumaşı, 15 gün uğraştım, diktim ve giydim ve 5 yıl folklor oynadım, yarışmalara katıldım. Fethiye Ticaret Lisesi 2. oldu, yarışmalara katıldık. Okul hayatında oynadım ve o zaman diktim. Hep de ondan sonra da kumaş biriktirmişim. Evet. Ve bu biriktirdiğim kumaşları çok ben o kıyafetleri giydiğim zaman çok alımlı hissediyorum kendimi. Çok kadınsı hissediyorum ve farklı bir karakter çıkıyor. Başkasını da eğlendiriyorum. Giyiyorum, mahalleye çıkıyorum. Giyiyorum, ne bileyim bir düğüne gidiyorum mesela o şekilde. Kimse evet. giymiyor yani değişik. Yıllardır program çekimi yapıyorum. Bu kadar heyecanlı tanıdığım nadir insanlardan, nadir isimlerden bir tanesi. Onu buradan bir kere daha vurgulamak istiyorum. Gerçekten hem çok duygu dolu, zaman zaman da duygularını bastıran bir karakter de var kendisinde. Kesinlikle ailemi koruma adına, evet. üzüntüler adına yani orada onları eğlendirmek ve üzmemek, koruma adına gerçekten bir şey oluşturmuşum. Zaman zaman bazı üzüntülerimi erteleyebiliyorum. Çünkü mesela ben evladımı kaybettim. Daha 2-3 ay oldu. Yani yine de mücadele ettim. Çünkü geride kalanlar için mücadele ettim. Öbür evlatlarım da benim için kıymetliydi. Acımı içime gömdüm. Yeri geldi gece kendi başıma sabaha kadar ağıt yaptım, dikiş yaptım. Ama dedim devam etmeliyim. Çünkü o enerjiyi düşürmemeliyim çocuklarım için. Hani yani anladın mı? Ben de hüzüne girsem, hiçbir şeyle uğraşmasam ailemin ve çocukların psikolojisi daha farklı olacaktı. Yani evet. kesinlikle evet. farklı olurdu. Evet. Daha çok ayakta tuttuğumu, onları daha güçlü kıldığımı düşünüyorum. Daha ve onlara da her şeye rağmen düğününüzde hiçbir şey düşünmeyeceksiniz. Düğününüzde eğleneceksiniz. Hiçbir şeyi takmayacaksınız. Düğünde eğlenmek var. Başka üzüntü yok. Evet. Düğünde eğlenmek var. Zaten düğünlerde eğlenmek için var. Gelenekleri yaşatmak için var. Efendim mutlu yuvalar kurmak, mutlu yuvalarda mutlu çocuklar yetiştirmek için var. Umuyoruz, diliyoruz. İnşallah daha güzel evlilikler olsun. Daha mutlu, uzun yıllarca süren evlilikleri olsun. Temennimiz bu. Allah acı keder göstermesin. Çocuklarıyla beraber yaşamlarını sürdürürsünler. Amin. Emine Hanım da böyle aynen. onların aynen. arkasında. Efendim aynen. ne dikeyim, neyle uğraşayım, kimi yani. Organize edeyim. Uğraşsa bunlar tatlı uğraşılar. Ben şunu tatlı söylemek uğraşılar. İstiyorum. Fatma Hanım sözünüzü kesiyorum, balla kesiyorum. Gerçekten bu yıl hayatımın en zor yılı geçti. Herkese mesaj veriyorum buradan bir nevi. Oğlum kaza yaptı, 4 ay yürümedi. Ama ben oğlum düğün için yine bunları dikmeye devam ettim. Oğluma da baktım gece gündüz. Ona motive etmeye çalıştım. Motivatörüydüm onun. Dedim annem bu günler geçecek ve güzel günler gelecek. Hiçbir şey kalıcı değildir. Bu hayatta güzel şeyler de kalıcı değildir. Kötü şeyler de kalıcı olmuyor. Gerçekten buna inanın. Evet. Yani her şey geçici. Devamlı dönüşüm içinde. O günleri geçirdik. Çok şükür. Daha sonra işte oğlumu kaybettim diyeyim. Çünkü kardeşim çocuğuydu ama ben büyütmüştüm. Yine de 10 gün acımı yaşadım. Ondan sonra o acımı içime gömdüm. Yine bu çocuklarım düğünü olmak zorunda. Yine mücadeleme devam ettim. Diyorum ki yani lütfen mücadelenize devam edin. Kendinizi salmayın. Hobileriniz olsun. Yani ilgilendiğiniz bir şeyle kendiniz için yaptığınız, içinizdeki çocuğu öldürmeyin. İçinizdeki evet. çocuğu besleyin. Hobilerimiz
içimizdeki çocuğu besliyor. Ben buna inanıyorum. Evet. Böyle olduğunu psikolojide de düşünüyorum. Kızım da psikolog. Benim onunla da hani biz çoğu şeyi konuşuruz. Sağ olsun o beni çok bilgilendirir. Çocuklarım da beni çok bilgilendirir. Bazen onlar benden ona isterler. Onlar benden bilgi alırlar. Karşılıklı böyle birbirimize Allah'a çok şükür güzel bir ilişkimiz var. Evet. Gelinimiz çok iyi bir seçimde yaptıklarını düşünüyorum. Evet. Bilinçli çocuklar olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımla hani gerçekten keyif alarak yaşıyorum yani etrafımla, komşularımla. Evet. Yani evet. Sen de gördün yani. Evet. Sabah kalktım mı bağırırım komşuya. Gazoz! Gazozcu! O da bağırır oradan. Evet. Falan. Evet. Şimdi bize bir küçük bir rol. Ne yaparsınız buradan bizi izleyenleri şimdi? Bir karakter. Ne o? Hemen oynayabilirim yani. Ne mesela? Devleti kıran kere sizlerle. Ne işiniz var sizin buraya? Niye geldiniz buraya? He? Bak. Vallahi benim canımı sıkmayın ha. Isçak günde ne işiniz var sizin burada? Ha? Ne işin var? Ne işiniz var? Vallahi benim canımı sıkmayın ha. Devolun bakalım oradan. Hadi. Evet. Huysuzdu çünkü. Tövbe yarabbim. Huysuzum ben çok. Huysuzum ya. Canım sıkma benim ha. Nereden duydun sen benim huysuz oldu mu? Biri mi dedi? Evet. Tövbe yarabbim ya. Benim canımı sıkma. Evet efendim. Çünkü iftarlık gazozda aldığı rol huysuz kadındı. Evet, huysuz kadındı. Cem Yılmaz'la oynadık. Tatlı çok ve, güzeldi. Çok tatlı ve huysuz kadın. Ben kendisinin huysuz olmadığını çok çok karar getirdim biliyorum. Hakikaten de öyle. Sevgi doluyum. Bir sevgi limanıyım. Benim evime gerçekten bu yıl süsleyemedim. Her yıl şu bahçemi süslerim. Tüllerle süslerim ve çiçekleri dikerim. Derim ki burası bir sevgi limanı. Herkes gelsin. Sığınabilir. Yiyin, için, hatta derim espri yaparım 15 lira. Yiyin, için, uyuyun, duş yapmak yok yalnız. Yiyin, istediğinizi 15 liraya bırakın. Evet. Ama kimse 15 lirayı vermedi kardeşim yani. Vermedi yani yok. Evet, bir de böyle 15 lirayı verelim. Efendim şimdi nelerimiz mi var? Koltuklarımızı tabii ki kaptılar bakalım. Neler var göstereceğim size. Aynen. Büyüklerimizin giydiği. Gençler daha çok açık renkler giyiniyor. Yani evli kadınlar siyah giyebiliyor. Ama genç kızlar siyah giymiyor. Yani eskiden. Eskiden hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Arabaların üzerinde bebekler olurdu. Süslenirdi. Bebek süslenirdi. Ben de kına gecesinde geçmişi hatırlatmak için böyle bir bebek süsledim. Yani. Evet. Tamamıyla orijinal bunun kıyafeti. Hani giydireceğim. Orijinal nenelerimizin giydiği kıyafetler yani. Hem kumaşıyla hem işlemesiyle orijinaldir yani hepsi. Sade saçı biraz gelini andırsın diye böyle bir şey yaptım elimdeki olan malzemelerle. Fatmacığım. Evet. Bu başa takılıyor. Şu. Bu biraz daha folklorik ama daha bunun incili olanları var. Bunun üzerine bir de oyalı yazma takılıyor böyle. Şöyle takılıyor bu. Şu şekilde. Göstereyim hem. Bu şekilde takıyoruz bunu. Bu şekilde. O kadar çok aksesuar biriktirmişim, o kadar çok yapmışım ki çok şükür çok kişiyi giydireceğim. Ama yetiştim Allah'a çok şükür. Yani şu şekilde bunu bağlıyoruz. Şöyle ister arkadan böyle bağlayarak şu şekilde, ister bu şekilde. Ama bizim daha çok bu dalamanın kadınları bu şekilde çelme deriz buna. Bu şekilde yapar. Bu şekilde yapıp. Üstüne ne yapıyor? Üstüne de aslında ipekli bez. Şu anda bu elimde eski olan var. Benim pullu falan var içeride. Onu getirmedim. Kendim hatta kına gecesinde şey yapacağım. Millete de dağıttım. Şu şekilde yapıp bunu şöyle tabii süsümüzü göstereceğiz kadınız ya. Şöyle. Evet. Salacağız. Evet. Bu şekilde. Çok kadınsı olmuyor mu?
Evet, evet. Ya çok hoşuma gidiyor benim. Yani herkes çok mutlu oldu. Böyle giydirdim. Bu da benim annemin gelin şeyi. Yani bunları biriktirmişim bak. Gelin, hani bunun yerine mesela şunu annem gelin kullanmış. Anladın mı? Gelin şeyi böyle. Altında fes. Fes de kullanılabiliyor. İpekli bez de kullanılabiliyor. Ya da üzümlü bezi. Yani bizim genelde Fethiye bu tarafı üzümlü bezi diye. Üzümlü kumaşı vardır. Özeldir yani gerçekten. Güzel kumaşlar da onları kullanırlar. Burada şalvarlarım var. Burada sana diktiğim elbise var bak pembe. İlk başta ben bunu kendime diktim. Kına gecesinde giyecektim. Böyle. Yani eski pileli, eskiyi yaşatmak istedim. Gerçekten çok keyif alıyorum giymekten. Kendime diye dikmiştim. Ama bunu sen giyeceksin yani. Sana ayırdım ben bunu. Evet. Evet. Bunu sana ayırdım. Bu da yine kendi tasarımım bak. Yani gömleği, şeyleri. Herhangi mesela tanıdık bir çocuğun vücuduna göre o. Onlar almaya gelmedi. Bu şekilde. Şalvarlarım rengarenk. Bunları astarsız diktim yaz için. Astarsız şalvar yaptım. Çünkü bazıları çok şişman gösteriyor diyor. Giymek istemiyorlar. Hadi dedim gönüllere hoş olsun. Onları astarsız yaptım. Bunlar kolanlar. Kolanları gittim, buldum, aradım. Yok, yok, yapan yok. Yani kendim yapacağım bilemiyorum. Zamanım yok. Ne işe yarıyor? Kolanlar beline bağlıyorsun bunu. Ya da arkana bağlıyorsun böyle. Kuyruktan sallanıyor. Ya da öneye şöyle üç etek üzerine bağlanıyor. Çok da şık oluyor yani, evet. Rengarenk. Bunlar şalvarlarım. Bunlar bu gelinimin beline takacağı. Sürpriz olarak bunu aldım ona. Böyle beline takacağım onu. Evet. Bir de kolan takacağım şurasına. Bir şeylerle süsleyeceğim belini. Bu böyle. Bu da bizim bu yöremizin şeyi. Böyle bezi. Kepiye diyoruz. Bu tarafta yani ne deniyor buna? Keyfiye. Keyfiye. Keyfiye deniyor herhalde. Bunu da erkekler genelde bu şekilde ya da insanlar hani böyle yörük obalı şeyi günlerinde böyle koyuyorlar. Ama bundan daha çok bir şeyler yapabilirler aslında. Yani evet. Daha çok giyinebilirler. Yani çok keyifli kıyafetler. Şimdi tabii gelelim şöyle bir şey var. Şu aksesuar. Genelde bu İbecik tarafında, Deniz İbecik köyünde bu kıyafetleri giyiyorlar. Hala sürdürüyorlar. Ben bunları öğrendim. Yapmasını onlardan. Kendim bütün giydireceğim kişilere bunlardan yaptım. Evet. Genelde kendime göre rengarenk de giyineceğim yani. Evet. Hani bedenleri aşağı yukarı kendime göre de. Çünkü arkasından bunu kasıyorsun. Kastığın zaman 38 beden, 36 beden bunu giyebiliyor. Yani bunu hiç görünmüyor çünkü zaten arkadan böyle bir şey olduğu için. Evet. Yani o şey olmuyor. Yani belli olmuyor. Gayet de şık oluyor. Rengarenk. Baksana renklere. Ne kadar güzel. Yani ne kadar güzel. Bu yine kendi tasarımım. Hatta bu kendi tasarım derken şimdi bunda hak yemeyeyim. Yanımda 3 çocuklu bir teyzemin torunu var. Sağ olsun hiç yanımdan ayrılmıyor. İşte diyorum ben Özge hadi bunu şu bak şunu şu şekilde ona bakarak dik. O dikti. Hiç dikiş bilmiyordu. Ben çocukları dahi şu an dikişe merak sarıyor. Evet. Aynen. Bize de öğretsene. Ama bu düğün geçsin onlara bebeklerine şalvar dikmeyi öğreteceğim. Evet. Kıyafet dikmeyi öğreteceğim. Çok da zeki çocuklar, çok da meraklı. Yani çoğu çocuk gibi onlar mesela oyuncaklarla oynamıyor da bu tür şeylerle o yaratıcılar çok. Yani annelerine dikiş öğretmiş oldum. Çocuklar da benimle beraber kumaş diktiler yalnız. Bir de ben buna tüy yapacağım. Göstereyim mi? Evet. Şimdi ben tüyü bulamadım. Çok aradım. Bulabildiğim tüyler bunlar. Rengarenk tüllerden. Yarın kına gecemiz ama ben bunu sabaha kadar uyumayacağım. Yani mutlaka yaparım yani Allah'a çok şükür kafama koyduğumu. Bunları rengarenk bu şekilde şuraya ben onu bir şekilde şöyle süs yapacağım. Yani anladın mı? Ondan sonra eskiden tüt varmış mı?
tüyü varmış. Tabii neden süslesinler her şeyi? Mevcuttaki şeyleri süslüyorlar, buluyorlar. Böyle bir şey yaratmışlar yani. Vardı. Ben hatırlıyorum hatta çocukluğumda ata biniyorlardı ve gelinin kafasına tüylerle böyle süslüyorlardı. Hatırlıyorum ben. Evet. Ha, hatırlıyorum. Ve hala dedim ya İbeci köyünde bunu yapıyorlar. Evet. Şu an kafamdaki şey zor duruyor. Çünkü ben onu tam olarak dikmedim. Az sonra tamamını dikeceğim tüylerle beraber. Burada taktığımızda rahat rahat kullanacak bunu. Evet. Bu şekilde. Olur da yemek adeti olmaz mı? Olur. Yemeklerimiz yapıldı, gelen misafirlere ikram edildi. Ama tabii ki gelen misafirlerin içerisinde de Emine Hanım'ın çok değerli konukları vardı. Emine Hanım, bugüne dair ne söyleyeceksiniz? Şimdi Umman ablam, benim çocukluğumun, geçmişimin en değerli insanlarından birisi. Benim için çok anlamlı yani gerçekten. Evet. Benim için zamanını ayıran, bize birçok şeyi öğreten kişidir yani kendisi. Çocukluğundan beri o annesiz büyüdü. Her şeyi gerçekten kendi ayakları üzerinde durdu. Yeğenini büyüttü, babasına baktı, oğlan kardeşlerine baktı. Aynı zamanda onun içinde ekmek yapılırdı eskiden. Yemek yapılır, ekmeği kendi, ekmeğini yumururdu. Hala yapar. Ondan sonra o işinin içinde evi pırıl pırıl, çit ev vardı eskiden, hani bizim yörede çit evler var. Biz de yanına giderdik, biz çocukuz, ondan daha küçüğüz tabii. Ondan sonra çatal değnekler vardır. Çatal değnek, şalvar diker, kıyafet diker, güzelce bizimle uğraşır, bize onları hem öğretir hem diki verir. Biz de hani o kadar mutlu olurduk ki, benim için gerçekten çok anlamlı yani. Ama o çatal değnekleri tekrar yine aynı şekilde bugünüme taşıyacağım. Ama Umman ablam bana bu kış Allah nasip ederse o çatal değnekten bebek yapmayı tekrardan yine öğretecek. Aynen. Aynen. Ne söyleyeceksiniz peki? Şimdi küçüklüğünden Emine Hanım'a bir iz bırakmışsınız. Ne söylersiniz? Çok güzel bir şey. Benim için büyük bir şeref. Anılar bırakabildiysem ne mutlu bana.